Vasame 2021'de Lille kariyerimiz ile Winners Cup mücadelesinin grup maçlarının ilk maçına hoş geldiniz. Açıkçası Lille kariyerine ilk 3 maçını bir video, diğer 3 maçını bir video, ondan sonra işte artık çıkarsak yarı final diye o şekilde gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bugün Arsenal'a karşı oynayacağız. Ondan sonraki maçlara sıra sıra gideceğiz. Yani ben sadece maçları göstereceğim. Kendi maçımızın istatistiklerine bakıp devam edeceğiz. Okey? O zaman devam ediyoruz. Videoya katıp kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Rakiplerimizin hepsi bizden daha güçlü. Biraz bizim kadromuz biraz zayıf kaldı. Kadro değeri olarak yükseğiz ama ortalama oyuncu gücü olarak çok düşük kalıyoruz. Ama galiba oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı bayağı gıcırdadı bu arada sandalye, kusura bakmayın. Ben şunu 2x yapabilirim ya. Zaten 3 tane maçı aynı anda video sıkıştıracağımız için şunu 2x yapalım hocam. Trent sarı kartı bıraktı. Aslında güzel bir kadromuz var ya. Gene biliriz. Şu anda da biz oynuyoruz maçı. Koulibaly'den Son Heung-min kaçırdı. Son Heung-min. Ndombele ve Jack Grealish. Güzel bir ikili oyunlar. Jack Grealish'e gidiyoruz. Dakika 30. Jack Grealish. Bir fırsat daha kaçırdık. Evet, ilk yarı 0-0 beraber bitti. Açıkçası biz daha iyi taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bence ikinci yarıda neler olur neler olmaz bilmiyorum ama beraberlik biraz daha yakın başa. Hadi geçelim ikinci yarıya. İkinci yarıda kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bakalım golü bulabilecek miyiz? Sönmüyüz. Son bugün biraz çabalarıyor. En çok çaba gösteren oyuncu ne olduğunu görüyorum. Ve golü bulamadı Kovacic. Dakika 48, Drain'i bir danışarı. Ndombele de aslında fena değil bugün. Orada hareketli oyuncularımızdan bir tanesi Timo Werner'de topu buluşturdu. Timo Werner kaçırdı. Timo Werner. Verratti ile geliyorlarmış. Evet, bu biraz yanlış yerde kaldı. Şunu şuraya çekelim. Güzel kaçan bir fırsat. Sebastian Haller Arsenal'ın ilk tehlikeli atağıydı. Bir kez daha geliyorlar. Cuadrado ile. Cuadrado. Cuadrado ile geliyorlar. Cuadrado değil mi sadece? Ayda. Adamlar bir kere geldiler attı böyle ikinci kez. Cuadrado 61. Haller. Pavard girdi. Kolibale çıktı. Timo Werner'den muhteşem bir pas. Sadece Grealish. Sadece Grealish. 1-1 olsun bizim olsun. C Grealish. Felix. Güzel. João Félix kaleci de kurtarmış. Güzel güzel kalecimiz kurtardı. Aman adamlar bastırmaya başladı. İkinci yarıda daha tehlikeli sanki. İkinci yarıda maçı kopardılar. Ferguson'dan muhteşem bir pas. Muhteşem bir pas. Timothy. Çok yoruldum arkadaşlar. Vallahi billahi. Bugün bu maçı kayıt aldığım gün 21 Mart Alman oyuncularla Red Bull çektim, o yüzden bir tık fazla yorgunum. Verratti 2-0. Sağ olsun, yapacak bir şey yok. Bitir hoca, hadi bitir. Bitir, maç bitti. 2-0 kaybettik, yapacağımız hiçbir şey yok. Açıkçası buradan çıkmamız hiç kolay olmayacak. İlk maçta kaybettik. Gizli yapmışlar, güzel. Antrenman kampı yoktu. Yapacak bir şey yok. Şöyle istatistiklere bir göz atalım. Kaybedince 1.1 gidiyor mu ya? 1.5 1.1K. Haller 88, Verratti 2-0 kendiler. 12 şutumuz var, rakibin 9 şutu var. %54 biz, %46 onlar oynamışlar. Biz kötü oynamadık ama 2-0 kaybettik. Kaliteden kaybettiğimizi düşünüyorum. Açıkçası diğer grup maçımızda ne olmuş şöyle hemen bakalım. Everton'da Chelsea yenmiş. Bu şekilde de lig tablosu sizlere göstereyim. Böyle. Evet. İlk maçı tamamladık.
O zaman ne yapalım? Bir sonraki güne geçelim. Hadi bir sonraki güne. Evet, ikinci maçta karşınızdayız arkadaşlar. Gruplarımızın ikinci maçında Chelsea'ye karşı oynayacağız. Bakalım bugün Chelsea'den galibiyet alabilecek miyiz? İlk galibiyetimizi alabilecek miyiz? Önemli olan burası. O zaman ne yapalım? Maça başlayalım. Hadi bakalım. Bol şans. Evet, bizi bekleyen 27 bildirim 10 mesaj 10 grubu incelemesi. Vay anasını. Niguez Fatih ikilisi güzel. Fatih direğin dibinden dışarı. Arnold. Dilerenzo. Şık bir çalım ileri. Havertz'e yolladı. Kaya Havertz'e giriyorlar. Dakikalar 18. Kaya Havertz. Dikkat edelim çocuklar. Bu gruplardan çıkmamız çok zor ya. Tabi buradan 3 puan alırsak her şey değişebilir. Korner. Haydi Trent. Haydi Trent. Lan iki şutumuz var, ikisi de Trent Alexander'dan geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet, rakip gidiyor. Hernandez'den Joao Felix'e. Dakika 31. Joao Felix kaçırdı. Kaleyi arkadaşlar çıkarmış. Ne oldu hocam? Bir daha videoları bu saate bırakmayacağım. Yemin ederim. Saate bakar mısınız? 3 video çek. 2 video çektim. Bir üstüne bu. Gerçekten çok yoruyor. Bu saatte çektiğim için yoruluyorum otomatik olarak. Ama bir galibi iyi gider ama bakın saat 10 anca çekeceğim de diğer videoya alacağım, bunu ayarlamayacağım, diğer videoları ayarlayacağım da 11 oluyor ya vallahi billahi. Evet, 1-0 geride, son dakikada dayanamadık, 7 golü 44 Fatih'in golüyle 1-0 gerideyiz ama şöyle bir vardan geri dönersek güzel olur. Offside yok. Gol geçerli. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. O zaman geçelim ikinci yarıya. Evet, ikinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarıda son dakikada 1-0 öne geçti Chelsea. Fatih'in golüyle ikinci yarıda hızlı başladılar. Niguez mi Fatih mi? Galiba galiba Fatih. Güzel. Fatih. Evet, 2-0 oldu. Konuşmama bir şey alıştım ama miktarım da bir şeyler yapmaya çalıştım, acaba oldu merak ediyorum. Evet, 2-0 kaybettik ikinci maçı da. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok gerçekten, grup maçlarında çok rahat oynuyorlar yani, yapabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. Yok ya. Hadi bakalım geçelim istatistikler ama. Rezil olmaya hazır mısınız istatistikler ile? Fatih 44, 87, Serge Gnabry 15 şutu 7 şut. Bence 2 maçta da bu tarz istatistiklere karşı 3 gol yiyip sadece eksi 3 olarak bence gayet iyi. Gruplardan çıkmamız da artık kolay değil, kolay değil. 0-3. İşimiz çok yaş. Diğer maça bakalım arkasından da. Evet, Arsenal 2-1 geçmiş. Diğer skorlara şöyle sürpriz bir 7-0, 8-0 var mı acaba? 5-0 Flamengo. Flamengo ve Santos aynı, nasıl düşmüşler ya. Galatasaray var, vay vay vay. Evet. Yarınki maç, yani bir sonraki günlük maçımız
Everton ile oynayacak olacak ya, eğer bu maçı kazanırsak ve Arsenal da Chelsea yenerse işler değişebilir. Üçümüz arasında güzel bir yarış olabilir. O zaman ne yapalım? Geçelim yarına. Hadi bakalım. Evet. Üçüncü günün maçına gelmiş bulunmaktayız. Şampiyonlar Ligi Winners Lille kariyerimizin üçüncü maçıyla beraberiz tekrardan. Dediğim gibi bakalım. Bir de iki mağlup alabilecek miyiz? Alanya Spor bölümümüzü izlemeyen varsa yeni Malatya Spor olan maçı Malatya'yı burada uygulayacağım. Bakalım nasıl bir skor, nasıl bir sonuç alacağız. Bakalım acaba aynı taktik işe yarayabilecek mi, onu merak ediyorum. O zaman daha hızlı uzatmayalım ve bölümümüze başlayalım ve bu bölümün son maçı olacaktır. Pereira top önünde buldu. Şutu yapıştıracak. İyi, daha golümüz yok bu arada. Dakika 6 Pereira. Ricardo Pereira için nişansız bir an. Kaleci kalesine derleşmiş. Güzel. Yeni transferimiz bu arada Rodrigo. Yapacak bir şey yok. 10 kişi kaldık yani. Artık taktikte bir anlamı kalmadı Ancak rakibinde biraz 10 kişi kalması lazım. Oo, 10 kişi sadece bir şut çektirdik rakibimize. İyi, güzel. Bakalım ikinci yarıda nereye izleyeceğiz? Değişik bir ikinci yarı bekliyor bence bizleri. Evet, ikinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Bakalım neler olacak. Kadar ya dayanırız ya dayanmayız. Sanmıyorum çok. Marquinhos. Güzel, güzel. Tam Morata'ymış. Marquinhos'tan Morata geldi herhalde. Tam dikkat edemedim. Kanales frikik için topun başında. Kanales. Güzel, güzel. Bir şuta bir gol atarsak çok güzel olur. Maç izleyeceğiz. Hiç çok anlatacak bir şey yok açıkçası. 10 kişi puan alır mıyız? Çok zor. Çok zor. Bayağı da sarı kart var. Hakem yeşil değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Lan yedik yedik var. Oo, yemedik çok iyi. Hadi beyler dayanın. Son 6 dakikaya 2 puan geliyor mu? Ya imkanı yok. 1 puan aldırtmayacaklar bize burada. Hadi lan bir şut çekedik lan. Maçın başında bir şut çekindik. Atacak hala. İlla atacak yani. İlla atacak. Tomadı. Oha. Vay be. Yürü be kaleci. Donnarumma. Neler abicim, yürü git, gözünü seveyim git. Çocuk bu kandırıyor ya. Attıracak abi illa belli, geç şunu gözünü seveyim ya. 1-0 kaybettik. Kaybetmemi bekliyordum ama biraz sonlara doğru biraz saçmaladı sanki iyice. Ama taktiğimiz işe yaradı bence. Acaba taktikten dolayı olabilir mi? Güzel taktik yaptık. Savunmayı güzel tutmuşuz, güzel. Evet, Ricardo Pereira 14'te maçta 10 kişi bıraktı bizi ve kalan dakikalar iyice bayağı bitti bu arada. 89'da yedik. 9 şut. 2 şut. Yapacak bir şey yok. 9 şutu da 4 şutu son 84'te Arthur girdikten sonra oldu. Evet, taktik 5-3-2 idi. Yani 5-3-2. 5-3-2 idi. Yani 5-3-2 idi. Formasyonumuz, taktikleri tutacağım belki, videosunu çekerim. 165-35, 10 kişi kaldık ki yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Sağlık olsun. Yeni gelen Rodrigo ne yapmış? İyi de oynamış. Güzel. Ve diğer sonuca göz atacağız ama tabii ki her maçtan sonra bu bir. Eyvallah hocam, bir bildirim geldi var. Takım 110 ve 1 puan. Yok. Oha yok, gerçekten yok. Bu arada Chelsea Arsenal'ı yenmiş. Bizim artık oradan çıkma imkanımız yok.
Yok galiba. Ucu ucuna belki. Yarın Everton'un deplasmana gideceğiz. Değişik bir şeyler bizleri bekliyor. Bakalım neler yapacağız, neler yapmayacağız ama sanmıyorum. Artık bundan sonra bir imkan kalmadı. O 3 maçı da video çekerim. O kadar. O zaman ne yapalım? Videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de tutmadı. Hatta aynen tutmadı. Yani, çok şükür. Her zaman olmuyor. Burak'ı izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere gidek. O sebeple kalın. Yorgun, vallahi yorgun. Çok yorgunum.